ışıkları söndüğünden bu yana 1,5 saat geçti. O zaman harekete geçelim. Kemal? Bu taraf temiz. Ortalıkta kimse yok. Sinan? Temiz. Bekliyordum. Böyle değerli bir şeyi herhalde iyi koruyacaklardı. Çağırmış rehber öğretmen biliyor musun peki? Bilmiyorum. Bora hakkında konuşmak istiyormuş. Bir şey mi yaptı yoksa Bora okulda? Yapmamıştır ya. Öyle bir şey söylemedi. Bora hakkında konuşmak istiyormuş işte. Defne'cim, Bora biraz içine kapanık ya. Öğretmenin ne var diye merak etmiştir. Odur yani. Okula gideyim de ne olduğunu öğreneceğim. Önce şu antikayı bir sahibine bırakayım da. Antika mı? Defne, antika mı var bu kutunun içinde? Evet. Dün müşterim için müzayededen aldım. Ay sen ne kadar rahat bir insan oldun böyle ya. Milyonluk şeylerle yanında geziyorsun. Bir şey olmaz Aysun, bir şey olmaz. Ayrıca benim şu anda çok daha önemli bir problemim var. Peki Defne'ciğim, hırsız gelsin bunu çalsın. O zaman bu problemini konuşuruz. Nerede kaldınız abicim? Ağzı boş durmuyor ki. Baksana şuna ya. Birlikte yemiyor muyuz?
Allah Allah. Fotoğrafları çektiniz mi? Çektik abi, her şey hazır. Tamam. Filiz nerede? Mekanda bizi bekliyor. Tamam, siz de mekana geçin, beni bekleyin. Eyvallah. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Yemeyeceğim, yemeyeceğim. Ya kuruduk be. Bir insan meşrubat alır, su alır. Allah Allah. Sana da bir şey beğendiremiyoruz ha. Defne tamam. Tamam, çok büyüttün. Ya buranın dersleriyle ilgili falan bir sıkıntısı vardır. Onun için çağırmıştır öğretmeni. Büyütüyorsun ha. Sınıf öğretmeni aramadı. Aysu rehber öğretmen aradı. Kadın uzman psikolog. Kesin ciddi bir şey var. Ne güzel değil mi? Ne? Manzara. Ah canım. Senin manzara izleyecek halin mi kaldı? Babasını hiç görmedi Bora. O yüzden nasıl göründüğünü, neye benzediğini hiç bilmiyor. Gün geçtikçe içindeki öfke büyüyor. Babasıyla ilgili uydurduğum hikayeler artık ona yetmiyor. Etrafındaki çocukların babaları gibi o da babası yanında olsun istiyor. Boracığım, neden karalıyorsun resmini? Çok da güzel yapmışsın halbuki. 7 yaşında birdenbire sustu. Artık hiç konuşmuyor. Babası terk ettiğinde Bora kaç yaşındaydı? Aslında babasıyla yurt dışında, üniversitenin son senesinde tanıştık. Babamlar, daha öğrencisin, çok erken, sakın evlenme dediler ama dinlemedim ben onları. Aşıktım. Ya da aşık olduğumu sandım. Ailemin hiç tanımadığı bir adamla evlendim. Sonra? Hamile olduğumu öğrendiğinde birdenbire değişti. İstemedi bebeği. Ben direnince de... Sizi terk etti. Evet. Arkasında kısa bir not ve karnımda burayı bırakarak. Çok sıkıntı çekmişsiniz. Eminim ki bu bütün yaşadıklarınız çok ağır gelmiştir size. Peki etrafınızda konuşabileceğiniz, dertleşebileceğiniz birisi var mıydı? Defneciğim, yedin bitirdin kendini ve kızım. Bu kadar dert etme, merak etme. Bora mutlaka konuşacak. Nasıl Aysu? Nasıl? Denemediğin bir şey kaldı mı? İnan bazen böyle biriyle evlenip... Bora bu senin baban demek istiyorum. Ne? Kiminle evleneceksin ki? Önüme çıkan ilk kişiyle. Hazırlanın, keşfe çıkıyoruz. Nasıl? Sakin abi. Şehir dışında zaten villa. Güzel. Bu hazır. Nasıl olmuş? Bu ne lan? Abi evi çok beğendim. Böyle hazır dedim, elimi de almışken çiziktirivereyim böyle. Nasıl olmuş, güzel olmuş mu? Abiciğim biz senden kroki istedik. Kroki nerede ya? Ya tamam, kroki burada. Allah Allah ya, elim açılsın diye. Ya sanatım gelişsin. Hiç destek olmuyorsunuz ki kardeşim. Ondan sonra bu ülkede sanatçı niye yetişmiyor? Yetişmez tabii. Evet, var mı bir fikriniz? Ben derim ki çatıdan girelim. Tabii tabii, hatta çatıya da böyle helikopterden sarkıttığımız iplerle falan inelim. Senin bu antin kuntin fikirler nereden geliyor biliyor musun? Nereden? Çok izlediğin yabancı dizilerden. Azalt. Kardeşim, ev çok güvenlikli. Alarmla donatılmış. Başka türlü nereden gireceksin? Kapıdan. Kapıdan mı? Abi, kusura bakma ama Sinan'ın fikri daha mantıklı gibi. Yok ya,
Sonuçta kapıda alarm var. E tamam, benim de bir planım var. Kemal Filiz çağırsana. Ben niye çağırıyorum abi? Sinan çağırsın, ben ondan kıdemliyim. Kardeşim, ben sanatçı adamım. Ayak işlerine sen bakıyorsun. Haydi, haydi. Sanatçıymış. Kopyacısın oğlum sen. Baka baka dedem de yapar o resimleri. Ya Kemal, hadi uzatma. Haydi, haydi. Ya bu niye böyle tribe giriyor ya? Usta nasıl olmuş? Yahu bu kadar eski bir şey 400 lira olur mu ya? Beyefendi, zaten o kadar eski olduğu için 400 lira. Filiz, Tekin seni çağırıyor. Abi tam vaktinde geldin, adam delirtti beni. Merak etme, gereken yapılır. Buyurun beyefendi, ben yardımcı olayım. Ya bu gerçekten 400 lira mı? 400 mü? Hay Allah'ım ya, bu acemi kız hep aynı hatayı yapıyor, inanın. Ya ben de dedim ama eski olduğu için değerli diyor. Bakın beyefendi, bu görmüş olduğunuz vazo tam olarak 800 lira değerinde. Yani böyle bu hatalar devam ederse biz burayı kapatıp gidelim. 800 lira mı? Gerçi size 400 denmiş. Biz de esnafız yani, sözümüzün eriyiz. Ama almazsanız inanın daha mutlu olurum. Yok yok, ben bunu 400 lira alayım o zaman. Abi şu sahafa acil bir eleman alalım çünkü ben hakikaten uğraşamıyorum artık. Hem işe güce gidince de kapatmak zorunda kalıyoruz zaten her seferinde. E tamam, bulalım uygun birini alalım o zaman. Tamam. Sen benim istediğim şeyi hazırladın mı? Hazır hazır, dur nerede? O ne ya? Ya Filiz, ya çok iyi iş başarmışsın. Bu kamera mı ya? Vallahi öyle. Ben kontrol ettim, çalışıyor. Bir de siz bakın bakayım. Bak bak bak, tipe bak. Ya sen Filiz var ya, her seferinde kendini aşıyorsun ha. Çok güzel, çok güzel iş çıkarmışsın. Gayet güzel oldu işte. Peki hamile olarak eve döndüğünüzde aileniz nasıl tepki gösterdi bu duruma? Annemle babam bana çok kırılmıştı. Uzun süre beni affetmediler. Ta ki Bora dünyaya gelene kadar. Tamam Fahrettin, uyanmadı ama bak. Yok uyanmadı. Büyüdükçe daha çok bağlandılar Bora'ya. Aslında Bora sıcak bir aile içerisinde büyüme şansı bulmuş. Ama maalesef ortada bir baba modelinin olmaması şimdi yaşadığı sıkıntıları doğurmuş. Şimdi o zaman sen Kemal'le Rozet işini halledeceksin. Biz de o sırada Filiz'le etrafı kolaçan ederiz. Tamam usta. Okey. Kemal sinyal veriyor. Toplanın. Zeynep geldi herhalde. Toparlayalım şuraları hemen ya. Dur şunu da kaldıralım. Hoş geldin Zeynep. Hoş bulduk. Abim içeride mi? Tabii tabii, içeride. İyi, ne olsun? Abi bak kim geldi. Hoş geldin tatlım. Ne haber fıstık?
Abi söyle deme diye kaç kere söyledim sana. Kızım neden kızıyorsun? Abin gördüğünü söylüyor. Yani abimden yeterince çekiyorum zaten Kemal abi. Bir de sen çıkma Allah aşkına. Allah Allah. Utanıyor, utanıyor. Tamam tamam, fıstık yok. Kız, dün baktım 8.000 takipçin olmuş. Ya şu işin sırrını bana da söylesene. Valla dün akşam 9.000'im buldum Sinan abi. Hadi canım. Ya Allah aşkına şu abine bir destek çık ya. FF ver, retweet yap. Ya en kötü favla. 200 takipçi de çıkıldım kaldım ya. Hangi rüzgar attı seni buraya? Ya bilgisayar iyice kafayı yedi de abi. Belki bir Filiz abla format atar diye getirdim. Ver tatlım, hallederiz. Hiç merak etme. Ya bırak formatı falan. Sana şöyle yeni bir bilgisayar alalım. Yok abi ya. İdare eder bu. Hem baksana dükkan işlemiyor zaten. Hiç müşteri görmüyorum. Şimdi boşuna masraf olmasın. Ya öyle şey olur mu kızım? Sen hep öyle denk geliyorsun diye öyle zannediyorsun. Yoksa canavar gibi çalışıyor bu dükkan. Öyle değil mi çocuklar? Tabii canım. Tabii tabii. Daha az önce 400 liraya bir vazo sattım ya. Ha. Zeynepciğim. Sana şöyle güzel yeni bir bilgisayar yakışır ha? Ya yok vallahi gerek yok. Hem biliyorsun zaten tedavi masrafları falan. Bir formatta canavar gibi olur değil mi bu Filiz abla? Sen hiç merak etme canım benim, ben halledeceğim. Ya ben de istiyorum ki hani şöyle bilgisayarının belli bizim Sinan'ınkinden biraz daha büyük olsun, öyle değil mi? Allah Allah, siz şimdi niye el birliğiyle beni gömüyorsunuz ki? Ya Zeynep, bizim kalkmamız lazım değil mi? Seni de istersen merkeze bırakalım ha? Yok, ben erkenden uğradım bugün abi, şarj oldum. Bu saat değişikliği hakkında bir sorun çıkarmadılar değil mi? Yok, neden bilmiyorum. Beni çok seviyorlar orada zaten. Hem zaten bir sorunları vardı, onunla uğraşıyorlardı. Ne sorunuymuş? Ya sürekli arıza yapan bir diyaliz makinesi iyice hurdaya dönmüş galiba. Onu kurtarmaya çalışıyorlardı. Tamam. Bak şöyle yapalım şimdi. Sen bana bunu bırak. Ben bunu akşam güzel bir halledeyim. Yarın sana vereyim. Nasıl? Ama şimdi bizim hep beraber gitmemiz lazım arkadaşlar. Kimse kalmayacaksa ben dükkana göz kulak olabilirim abi. Ya yok canım, olur mu? Yorulursun falan. Hadi. Ya sadece oturacağım. Yorulursam kapatır giderim. Söz. İyi tamam o zaman. Hadi bakalım. Biz burayı kapatalım. Sen de dükkanı çıkarken kapatırsın akşam. Stik, yürü. Bora ile ilgili başka öğrenmek istediğiniz bir şey var mı? Peki Bora'yı bunca zaman nasıl oyalayabildiniz? Hiç kolay olmadı. Babası ile ilgili bir sürü yalan uydurmak zorunda kaldım. Baban iyi kalpli, güçlü ve yardımsever bir insandı. Tanıyan herkes onu çok severdi. Babasının ajan gibi bir şey olduğunu, gizli görevde olduğunu söyledim. Yani kimliği tespit edilmesin diye hiç fotoğraf bulundurmadığını, hatta farklı kimlikler kullandığını, görevi gereği onu görmeye gelemediğini söyledim. Canım oğlum. Bu mektubu senden çok uzaklardan, Avustralya'dan yazıyorum. Seni çok ama çok özledim. Çizip bana gönderdiğin resmi çok beğendim. Özellikle atı çok güzel çizmişsin. Annene söyle, sana daha çok boya kalemi alsın. Ha, bu arada duyduğuma göre çok fazla abur cubur yiyormuşsun. Yeme oğlum. Burada kötü adamları takip ediyorum. Bugün az daha yakalanıyordum. Ama merak etme, ellerinden kurtulmayı başardım. Keşke şu gizli görevim bitse de senin yanına gelebilsem. Ama şimdilik mümkün değil bu. Seni çok seviyorum. Gözlerinden öpüyorum. Baba. Baba.
Babacığım mektubunu alınca dünyalar benim oldu. Sakın kötü adamlara yakalanma. Seni bugüne kadar göremedim. Yakalanırsan hiç göremem. Babacığım, James Bond bile İstanbul'a geldi. Sen niye gelmiyorsun? Burada da kötü adamları takip edebilirsin. Hem o zaman seni birazcık görebilirim. Yanımda kalmasan da olur. Ama bir kere göreyim. Sana bir kere sarılayım yeter bana. Seni çok çok öpüyorum. Oğlum Bora. Özür dilerim, ben artık dayanamıyorum. Bu işin içinden nasıl çıkacağım ben gerçekten bilmiyorum. Ben Bora'yla da konuşacağım. Onun psikolojisini anlamaya çalışırım. Sonra birlikte karar veririz nasıl davranmamız gerektiğini. Başlayalım hadi. Hadi. Beyefendi, iyi günler. İyi günler efendim. İyi günler. İyi günler efendim. Biz Temiz Hava Sahası Derneği'nden geliyoruz. Evet. Teşekkür ederim. Sigaraya karşı insan aklının alamayacağı kadar büyük bir kampanya başlattık. Aynen. Siz de sigaraya hayır diyorsanız ve bize destek vermek istiyorsanız şuraya ufak bir imzanızı rica edecektim. Ya lütfen destek verir tabii. Niye vermesin canım? Kardeşim, verir, niye vermesin ki? Güzel bir abimiz. Beyefendi sonuçta zaten biz mahallemiz için uğraşıyoruz. Yani ya temiz hava sahası olsun diye uğraşıyoruz. Sizin gibi duyarlı insanlar yani tepkisiz kalacaksa o zaman ne anlamı var? Niye uğraşıyoruz biz? Yapmayın, gözünü seveyim. Evet efendim, bizim amacımız burayı tam dumansız bir hava sahasına çevirmek. Şuraya küçük bir imza alacağız sadece, sizi de bırakacağız. Atın, atın, atın. Sizden kurtuluş yok ya. Estağfurullah, öyle demeyelim de yani. Şuraya. Evet, ben de o zaman şunu ha. Evet, şunu da şöyle. Ha. Ha. Süper oldu, vallahi şahane oldu. İlla söyleyeyim. Görüyoruz bakayım. Çok güzel, çok teşekkürler. Sağ olun. Görüşmek üzere. Sigarasız hayat. Görüntü geldi mi? Geldi, geldi. Şimdi bakalım adam kasayı ne zaman açacak? Biri sen gözünü ayırma. Bora, anneyi gördüm. Okula gelmiş. Niye baban gelmiyor dernengeli, he? Babası yok oğlum bunun. Varmış, varmış. Yurt dışındaymış. O zaman niçin görmüyoruz? Kandırıyor oğlum bunu. Babası falan yok bunun. Ayrıl. Hocam biraz gelebilir misiniz? Bora çocuklarla kavga etti de. Ne? Kavga mı etti? Usta. Usta adam kasaya yaklaşıyor. Osmanlı arması broşu. Ya adam müzayede de buna ne para verdi arkadaş ya? Herhalde oğlum. Filiz, sen şifreleri not et. Bu gece giriyoruz. Tamamdır. Haşmet Bey, bu gece giriyoruz. Nasıl? Tamam. Tamam, anladım. Ne oldu? Vaz mı geçmiş almaktan broşu? Broş bu gece el değiştiriyormuş.
Yani? Yani eğer şimdi almazsak izini kaybedebiliriz. Güpegündüz. Hayatta olmaz. Belki daha kolay olur. Buradan adamın her hareketini görüyorsunuz. Beni uyaracaksınız. Ben de işi bitireceğim. Bu kadar basit. Çok riskli abi. İstersen bu gece adamı takip edelim. Sonra ne bileyim yeni sahibinin evinden falan alırız eğer gerekirse. Gerek yok. Birazdan yeni sahibi biz olacağız. Filiz, giriş kapısının şifresi neydi? 0545. 0545 tamamdır. Ben başlıyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bekle usta. Şimdi girebilirsin. Şifre. 3-7-9-6. Usta rahat ol, vaktim var. Adam mutfakta. Yemek hazırlıyor kendine. Aa, dolapta kırıcıya bak ya. Ya yemin ediyorum üzerine iki tane de yumurta kıracaksın. Ekmeğin kenarı olur mu? Oğlum adam orada riskli bir iş yapıyor ya. Ya tamam canım bir şey mi diyor? Allah Allah. Söylüyorum hemen. 8-6-6-4-2-9. Budur. Tamam, aldım. Herifin halinde. Adam hala mutfakta oyalanıyor. Elini kolunu sallayarak dışarı çıkabilirsin. Adam iki kadeh aldı. Tekin dikkat et, evde biri daha var. Evet. Fark ettim. Usta adam da geliyor. Pencereden çık, pencereden, pencere... O da aynı fikirdeymiş. Oğlum bakıp durmasana, şu arabayı çalıştır, hadi. Hadi. Hırsızlık ihbarı var amirim. Bir villadan Osmanlı broş çalınmış. Maske mi? Öyle görünüyor amirim. Güvenlik kamerasından alınan görüntüleri size gönderdim. Maske. Gene o. Gene hiçbir iz bırakmamış değil mi? Şu anda olay yerini inceliyorlar amirim. Hiçbir şey bulamayacaklar. Bir gün bir hata yapacaksın maske. Mutlaka bir hata yapacaksın. İşte o zaman tepene bineceğim senin. Fahrettin komiserim seni yakalayamadı ama ben yakalayacağım. Demek kavga ettin ha? Peki ilk hamleyi kim yaptı, sen mi? Aferin benim torunuma. Ama unutma, kavgada ilk hamleyi yapan kazanır. Ama haklı olacaksın. Ki bu olayda sen haklı gibi görünüyorsun.
O çocuk kaşınmış biraz. Sana bazı kavga teknikleri öğreteyim mi? Bak ilk kural şu. Mecbur olmadıkça kavga etmeyeceksin. Ama mecbur olursan da kavgadan kaçmayacaksın. Hadi gel bakalım şimdi karşıma. Bunları kendini koruman için öğretiyorum. Yoksa kavga öyle övünülecek bir şey değildir, tamam mı? Hadi şimdi kaldır ellerini bakayım. Şöyle. Buna gardını almak denir. Yüz bölgeni koruyorsun. Hazır mısın? Bak görüyor musun? Hiç böyle huyları yoktu bu çocuğun. Sonunda kavgaya da başladı. Babası yok demiş bir anne. O da dayanamamış işte. Var mı babası peki? Hani nerede? Seni hamileyken bırakıp kaçan, bu kadar yıl bir kere bile gözükmeyen bir adama baba mı denir? Kimse o adamın baba olduğunu iddia etmiyor zaten. Ama o senin uydurduğun mektuplar gördüğün gibi artık çocuğa yetmiyor. Anneciğim biliyorum, biliyorum. Ben de bir çıkış yolu arıyorum. Keşke öldü deseydin. Hiç değilse çocuk bunca yıl umutla bir babası gelecek diye beklemezdi. Ya yalan söyleyemiyorum. Yaşayan biyolojik bir babası varken yalan söyleyemiyorum işte. Peki o yazdığın mektuplar yalan değil mi? Ha? Çocuk iyice içine kapandı. Bir yıldır ağzını açıp tek bir kelime bile etmedi. Anne ne olur. Yok kızım yok. Senin bu yaptığın hiç doğru değil. Ay, hiç. Anne. Zaten kendimi çıkmaz da hissediyorum. Bir de sen gelme üstüme. Rehber öğretmenle konuştum. O da bana yardımcı olacak. Hadi bakayım. Sofra hazır. Pek güzel sarma yaptım. Hadi. Ben babamla Bora'yı çağırayım. Rakibini nasıl etkisizleştireceksin? Bak böyle. Bir, iki, üç. Baba, ne yapıyorsun Allah aşkına? Hiç. Torunumla oynuyoruz biraz, değil mi evlat? Baba, biz kavga etti diye kızıyoruz çocuğa. Sen nasıl yapılacağını öğretiyorsun. Öğretmesi canım. Dede torun oynuyoruz biraz, değil mi? Yapma baba. Çocukken bana da öğretiyordun bunları. Hadi yemeğe. İtiraz istemiyorum. Hadi yemeğe. Ben sana ne dedim evlat? Demin konuştuğumuz şeylerin temelinde sıkı yemek yemek var. Baba. Tamam canım, tamam gidiyoruz işte hadi. Muhteşem bir parça. Haşmet Bey. Diğer yollarla. Yine aynı yere mi bağış yapacağız? Yeni bir diyaliz makinesi. Tamam, hallederiz. Haşmet Bey, ya size bir şey soracağım. Yani tamam belki değerinin çok altında ama bu eserler için bana iyi para ödüyorsunuz. Kendiniz yapamaz mısınız? Picasso'nun babası da ressammış, biliyor musun? Biliyorum. Ne alaka? Picasso küçük bir çocukken babası yaptığı bir resmi tamamlamasını istemiş. Bir güvercin resmiymiş. Güvercinin ayaklarını 13 yaşındaki Picasso tamamlamış. Babası da ondan sonra bir daha hiç resmi yapmamış. Aynen öyle. Velet Picasso o kadar güzel yapmış ki babası fırçayı, paleti oğluna teslim etmiş. Bir daha da elini sürmemiş. Her zaman işi ehline teslim edeceksin. Bu işi senden iyi beceren yok. Tamam o zaman. Yeni bir iş çıkana kadar bana müsaade. Yeni bir iş var. Nasıl yani? Bu kadar çabuk mu? Çabuk mu? Söz konusu eser yapılalı 200 yıl olmuş. Bence yeterli bir süre. Bu fotoğraftakini çalacaksın. Antika. Müzede mi? Hayır. Bu akşam müzayedesi var. Bu akşam mı? Tombak kapaklı sahan bu baba. Madame Eleanor'un en önemsediği eser bu. Müzayedede bunu mutlaka almam lazım. Bu zamanda sahan mı kalmış Allah aşkına? Alsın en alasından bir teflon tava. Oh, görsün işini. Madame Eleanor koleksiyoner anne. Mutfağına almıyor. Koleksiyon yapıyor. Kızım yine de böyle değerli şeyleri eve getirme. Alır almaz sahibine teslim edeceğim baba, merak etme. Anam, vallahi ben de istemiyorum evde onları. Geçen yine böyle bir denesini getirmişti. Antika olduğunu anlamadığımdan az daha yumurta kırıyordum içinde.
Osmanlı İmparatorluk armalı, savatla gümüş, çamçakta yumurta kırıyordu az daha. Ama işte hiç değilse bir işe yararmış. Zaten ben anlamıyorum hiç. Dünyanın parasını veriyorlar, sonra öyle duruyor vitrinde. Kamerayı gene duvara çevirmişsiniz. Kaç defa söyledim size, şunu yapmayın. Ne çekilir ki böyle ha? Örümcek belgeseli mi? Hayır, her yere de koyuyor Defne Hanım. Geçen gün unutmuşum, az kalsın suluyordum o çiçeği. Ne yani? Yapay çiçeği mi suluyordun? Ne var? Dalmışım Bildan annem. Hırsızlar da işini öğrendi artık. Kameraları etkisizleştiriyorlar. Bizim bir tanesini mutlaka gizlememiz gerekiyor. Ay baba, gerçekten abartıyorsun. Evde zaten yeterince kamera var. O antikalardan birinin başına bir şey gelse var ya... varımızı yoğumuzu satsak gene ödeyemeyiz Defne. İlahi Fahrettin baba, koskoca organize suçlar amirinin kızının evine girmeye kim cesaret eder? Kızım, siz kapıya koskoca organize suçlar amirinin kızı burada yazılı diye bir tabela mı astınız? Tövbe tövbe. Defne, baban haklı kızım. Siz önce eşeğinizi sağlam kazığa bir bağlayın, ondan sonra işi Allah'a bırakın. Ne olur ne olmaz kızım. Sen kameralara güvenme yine. Onun için buraya getirme o değerli şeyleri. Tamam babacığım, tamam. Boracığım. Oğlum yesene yemeğini. Dur bakalım sen. Anneannesi ona şimdi ne güzel yedirecek. Aç bakayım. Kocaman. Aç 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 aç. Babacığım, siz bu akşam kalabilir misiniz? Benim bir şey gitmem gerekecek. Kalırız kızım, kalırız. Sen işine git. Bu gece müzayedeniz satılacak. Oraya gideceksiniz, kimin aldığını öğreneceksiniz. Sonra da takip edip antikanın son durağını tespit edeceksiniz. Tamam usta. Sen gelmiyor musun? Yok, ben Zeynep'e bir hediye aldım. Bu geceyi onunla geçireceğim. Ben o eski bilgisayardaki bilgileri harici diske aktarıp Zeynep'e göndereceğim. Vay, Zeynep bilgisayarı görünce çok sevinecek ama fırçayı da yiyeceksin ha. Yok yok, ben ona da bir çare buldum. Ne çaresi be? Diyeceğim ki Sinan bilgisayarını düşürdü, kırdı, benim de başka çarem kalmadı. Allah Allah, niye Sinan ya? Kemal mi olsa? Ah kuzum. Demek okulda kavga etmiş Boracık ha? Evet, babasına laf atmışlar, onun da ağrına gitmiş. Defne, senin kafadan uydurduğun olmayan babası yani. Aysun. Başımın etini yemek istiyorsan. Akşam annem yedi, bitirdi, sana da hiçbir şey kalmadı. Haberin olsun. Ay hayatım, sen de koluna birini takıp kocam diye çıkaramadın ki ortaya. Hayır, Bora küçükken birini bulsaydın bari babalık ederdi çocuğa. Ya ne diyorsun sen Aysun? Ben evliyken hamile kaldım diye terk edildim. Erkeklere güvenim falan kalmadı benim. Hayatım, herkes aynı mı? Hem güvenilir olanlara da sen pek yüz vermiyorsun. Aysun, rica edeceğim, yine Savaş Bey'in konusunu açma lütfen. Niye? Hadi Defne'cim, niye adama bir şans vermiyorsun? Hem bak, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Seni görmek için müzayedeye gelecek kesin. Olmaz. Bora yıllardır uzaklarda göremediği bir babası var zannederken karşısına başka bir adam da çıkamam. Ben çok geç kaldım, gidiyorum, görüşürüz. Defne'cim, sen yine de bir düşün tatlım. Aha. Tamam. Sinan kırdı eskisini desem bile Zeynep fena akıllanacak, haberin olsun ha. Doğru abi, sonuçta çocuk geldiğinde sahafın doğru dürüst çalışmadığını görüyor yani. Ya kitabın yenisini kimse okumuyor, eskisini ne yapsınlar? Ya bravo Sinan. İki dakikada Dostoyevski'yi, Tolstoy'u, Hemingway'i gömdün vallahi. Allah Allah. Onlar da kitap falan yazacaklarına dizi yazsalarmış. Satmıyor işte kitap. Abi bak, bilgisayar aldığını öğrenince Zeynep parayı nereden buldun diye kesin sorar. Ya tamam kardeşim. O zaman ne yapıp edip dükkanı işler hale getirelim. Yalan söylemek zorunda kalmayalım, öyle değil mi? Aynen. Ne olur ya. Zaten sık sık işe giderken de kapatmak zorunda kalıyoruz. Lütfen artık şu eleman işini halledelim. Yahu tamam. Ne yapılması gerekiyorsa yapalım. Görüntüyü kurtaralım. Tamam, şahane. Hadi siz de müzayedeye geç kalmayın. Eyvallah. Mehmet Bey, selamlar. Ufaklığı da getirmişsiniz.
Evet, annesinin bir işi çıktı da. İyiyim. Hadi bakalım, bol şanslar. Teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Beni gördüğünüze pek memnun olmadınız galiba Defne Hanım. Evet. Müşterim için pek iyi olmadı sizin burada olmanız. Umduğu rakamın üzerinde almak zorunda kalacak Sağ Hanım. Kazanacağınıza eminsiniz yani. Evet. Bugün biraz iddialıyım. Benim gibi. Bugün biraz seviyesiniz kursağınızda kalacak çünkü antikayı biz alacağız. Peki o zaman. Sizinle iddiaya girelim. Çünkü o parçayı ben alacağım. Kaybedersiniz. Çünkü biliyorsunuz ben sizin gibi kendi paramı kullanmıyorum. O yüzden fiyat artırmak çok daha kolay benim için. Tamam. O zaman kaybeden kahve ısmarlasın. Sade olsun. Anlaştık. Yokken var mısın bir güreşe ha? Bütün çocuklar böyle artık. Ne anlıyorlarsa o bilgisayardan. Bir türlü başından kalkmıyorlar. Sokağa çıktıklarım var çocukların bilden. Sürekli evde olunca böyle oluyor işte. Öyle. Bir babası olsaydı hiç değilse ara sıra sokağa çıkartırdı. 18. yüzyıl sonu Osmanlı döneminden kenarları mineli, kapak üzeri kalem işi floral desenler işli, tombak kondisyonu kusursuz, kapaklı sahan. Açılış fiyatı olarak 400 bin lira belirlendi. Evet, bu nadide antika parçaya 400 bin liradan talip olan var mı aramızda acaba? Evet, 400 bin verildi. 400 bin hanımefendi tarafından verildi. 450 yok mu artan efendim? 450'yi arttıran yok mu? Var mı artıran? 450 bu nadide esere 450 veren yok mu? Evet 450. Hanımefendiden 450 geldi. Peki bu nefis esere 500 veren yok mu? Yok mu artıran efendim? 500 veren yok mu? Evet. 500. Evet beyefendiden 500. 550. 550 veren var mı efendim? Yok mu arttıran? Bu nadide esere 550 hanımefendiden geldi. Evet. Yok 550. Artık. Ya şuna 550'yi de verir mi ya? Dur dur durmasana oğlum. Adam gibi otur bak vallahi patlatacağım bir tane. 600. 600 beyefendiden geldi. Evet 600. Ortadaki beyefendiden 600 geldi. Hayda. Durduk yerde satışa girdik iyi mi? Ne yapacağız şimdi? Bak Kemal eğer ihale bize kalırsa 600 bini sen verirsin oğlum. Neyle vereceğim? Evet. Lan biri artırsın, biri artırsın, biri artırsın. Yok mu artıran efendim? O halde satıyorum. Satıyorum. 650. Beyefendiden 650 geldi. Bu harika antika için 650 yok mu efendim arttıran? 700 veren yok mu? Satıyorum. Satıyorum. Evet. Hanımefendi 700 verdi. Yok mu arttıran efendim? 750 veren yok mu? 750 veren yoksa hanımefendi... 750 beyefendiden geldi. Bravo. Harika bir eser. Kondisyonu kusursuz. Evet. 800 veren yok mu? Yok mu arttıran efendim? 800 veren yok mu? 800. 800. 800 hanımefendiden geldi. Evet 850 veren yok mu? Yok mu arttıran efendim? Yok mu? Yoksa hanımefendiye satıyorum. Yok mu? Satıyorum. 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 Evet. 850 geldi. 850. Evet beyefendiye satacağım herhalde. Satıyorum. Yok mu efendim arttıran? 900 kırmızılı hanımefendiden geldi. Evet yok mu arttıran? Evet. Defne satıyorum. 900'e. 1 milyon. 1 milyon. Hanımefendiye sattım.
Sevdin mi kahveyi? Teşekkürler. Ayrıca gerçekten çok teşekkür ederim uyarınız için. Rica ederim, önemli değil. Ayrıca biraz erken çekildiniz sanki arttırmadan. Bilerek kaybettiniz sanki hem iddiayı hem de sahanı. Yo. Ben her türlü kazançlıyım. Ne kazandınız ki? Sizinle karşılıklı oturma şansını. Ne zamanları beni reddediyordunuz. Gerçekten teşekkür ederim. Benim bir an önce sahanı gerçek sahibine ulaştırmam gerekiyor. Müsaade ederseniz ben sizi bırakayım. Çok değerli bir şey taşıyacaksınız. Yanınızda birisinin de olması çok daha güvenli olur. Haklısınız. Eğer size zahmet vermişsiniz. Yok canım. Büyük bir memnuniyetle. Ne demek? Teşekkürler. Abiciğim aman diyeyim gözden kaçırma. Sonra vallahi yüzümüze gözümüze bulaştırırız. Merak etme. Evet Madam Eleanor, aldım. Şu an getiriyorum size. Nasıl? Havaalanında mısınız? Öyle mi? Ay tabii tabii, hiç sorun değil. Siz dönünceye kadar bende kalır. Rica ederim, ne demek? İyi yolculuklar size. Görüşmek üzere. Ne oldu? Acil yurt dışına çıkması gerekmiş. Bir süre bende kalacaksan. O zaman? Beni eve bırakabilirseniz çok sevinirim. Tamam. O zaman sen yol tarif et. Tamam. Devam ediyorum. Teşekkürler Savaş Bey. Rica ederim. İyi geceler. İyi geceler. Görüşürüz. Görüşürüz. Demek gideceğimiz ev bu ev ha? Yarın iyice araştırırız. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk anneciğim. Bora uyudu mu? Uyudu, uyudu. Ay bütün gece elinden bilgisayarını bırakmadı. Neyse sonunda pes etti de. Ne haber baba? Ya kusura bakmayın, size de zahmet verdim bu akşam. Ne olacak canım? Biricik torunumuz o bizim. Senin işin nasıl gitti? Gayet iyi baba. Müşterinin istediği parçayı almayı başardım. Ay ben bunu çok merak ettim. Bir kere bakacağım. Bak tabii bak. Yalnız dikkat et anne, onun fiyatı 1 milyon lira. Ay. Bak ben bunu elimi sürmem. Dur dur dur. Ben açayım da göstereyim sana. Neymiş bir gör bakalım. Yani şimdi bu 1 milyon lira. Evet anne. Allah Allah. Ay ben hiç anlamadım. Hayır, bunun nesi 1 milyon lira ediyor anlamadım. Eski olması, artık bulunamaması, bir ustanın elinden çıkmış olması, estetik değerleri gibi birçok unsur var anne.
Bir de ne diye bu eve kamera koyup duruyorsun diyorsun. Böyle değerli şeyleri getirme o zaman. Ya Allah aşkına baba, bu benim işim. Daha önce de birkaç kere getirdim biliyorsun. Bir şey olmadı. Olsun kızım, baban haklı. Aa, dünyanın parası diyorsun kızım. Bir kere çalınsa nasıl öderiz bu parayı? En iyisi ben sana bir kasa alayım. Ay hiç gerek yok baba. Birkaç gün kalacak zaten bende. Sen bu işi sürekli yapıyorsun. Sana böyle sağlam çelik bir kasa lazım. Tamam kızım. Sen şimdi bunu al bu gece bir güzel dolabına kilitle. Yarın sabah da hayırlısıyla sana yeni bir kasa bakar baban. Bu iş hallolur. Ha? Hadi Fahrettin, hadi geç oldu. Kalkalım biz artık. Ya anne dur. Daha erken bir kahve yapsaydım size. Yok annem, ya. Benim de bir sürü işimiz var yarın. Gene görüşürüz, tamam mı? Görüşürüz. Teşekkür ederim. Anam bunlar hala horul horul uyuyor. Kalkın bakalım tembeller. Biriniz okula, biriniz işe gideceğiniz. Ah, her sabah kalk borusu çalmak lazım bu evde. Aa, nerede ki bu velet? Herhalde anasının yanına gitti gece. Defne Hanım. Aa Melekciğim, uyandım, geliyorum şimdi. Bora yanınızda mı? Yok. Odasında yok mu? Yok. Gece yanınıza geldi sandıydım ben. Dur, dur bir banyoya bakalım. Pijamalarını çıkarmış. Banyoda da yok. Dolabı karıştırmış, çantası da yok. Bu bücür bahçeye mi indi ki? Dur Melek, dur. Defne Hanım. Çocuk evden kaçtı galiba. Babacığım, 8 yaşına geldim, hala seni göremedim. Ben de karar verdim. Madem sen benim yanıma gelemiyorsun, ben senin yanına geleceğim. En son mektubunu Avustralya'dan göndermişsin. Bir adada seni bulmak zor olmaz herhalde. Efendim usta. Ha, alo Sinan, nedir durum? Yok usta. Kız bütün gün dışarı çıkmadı. Tamam. Gözünü evden sakın ayırma. Antika'nın o evde kaldığından emin olmamız lazım. Tamam usta. Bir dakika dursana Sinan. Tamam usta, ben bekliyorum. Ne oldu bizim Antika? Antika'yı alanı tespit ettik. Şu anda Antika o kişinin evinde. Peki ne zaman benim elimde olur? Yarın gece halledeceğim işi. Tamam. Alo Sinan. Sakın bir yere ayrılma. Merak etme usta, tamamdır. Çocuk için bu kadar uzak bir yere tek başına gitmek çok zor. Ama babacığım, bir çocuk için babasız yaşamak inan çok daha zor. Seni öpüyorum. Yazamayacağım bu sefer. Yanına geldiğimde milyon kere öpeceğim zaten. Seni çok seviyorum babacığım. Oğlun Bora. Alo. Söyle kızım. Baba, Bora yok. Ne diyorsun sen ya? Bora nasıl yok? Ya yok baba işte. Mutfak parasını sırt çantasına hazırlamış, kaçmış gitmiş. Okula, arkadaşına falan gitmiş olmasın? Baktınız mı her yere? Hayır baba, hayır. Yola çıkar gibi hazırlamış çantasını. Tamam Defne, tamam kızım. Ben hemen şubeye gidiyorum. Sen de bir haber alınca ara beni. Tamam baba, hadi görüşürüz. Allah'ım, bu da mı başımıza gelecekti? Kızım, bu çocuk hiç mektup falan bir şey bırakmamış mı? Yok Bildan annem. Öylece çekip gitmiş.
Fahrettin amca, emekli oldu ama emniyette tanıdıkları vardır herhalde, değil mi? Olmaz mı kızım? O şimdi teşkilatın hepsini çoktan ayaklandırmıştır. Melek, bir tuhaflık falan sezmedim. Yani her zaman yaptığında farklı bir şey falan yaptı mı? Ne bileyim, Defne Hanım yapmadı. Ama bilgisayarla uğraştı hep. Normalde az bakıp bırakırdı. Dün akşam da bilgisayar hiç elinden düşmedi. Bilgisayar belki biriyle yazışmıştır, biriyle haberleşmiştir. Ay, çocuğu kandırmış olmasınlar şu chat med yapılan yerlerde. Aman kızım, sen de ağzını hayra aç. Allah korusun. Allah korusun da. En son nerelere girmiş ona bak. Bakıyorum bir dakika. Avustralya uçak seferleri. Niye baktı ki? Aman Allah. Ne oldu? Kızım söylesene ne oldu? Babasının ağzından yazdığım son mektupta Avustralya'da olduğunu söylemiştim. Bu Sami Avustralya'ya mı gidiyor? Yok canım, küçücük çocuk oraya nasıl gitsin? Yapmaya çalıştığı şey bu anne. Kendince babasının yanına gidiyor. Bir dakika. Baba. Bora'dan haber var mı kızım? Var baba. Bora galiba havaalanına gidiyor. Peki kızım, tamam. Ben Hakkı'yla konuşuyorum. Hakkı, bizim velet havaalanına gidiyor galiba. Bölgedeki bütün ekiplere haber veriyorum komiserim. Size bir kaçak getirdim. Bora, oğlum çok korkuttun beni. Yapma bir daha böyle bir şey, olur mu? Mışıl uyuyor. Çok yorulmuş yavrucak. Kızım, senin bu hayali baba işin tehlikeli olmaya başladı. Bak, bu çocuğu kandırmaya yetmiyor artık. Fahrettin kız rehber öğretmenle konuşmuş. O da demiş ki eğer şimdi bir şey söylerseniz çocuk için çok kötü olabilir. E ne olacak bu çocuğun hali ileride? Ha? Daha bacak kadar çocuk ta havaalanına kadar gitti. Canım kız. Yarın öbür gün gene deneyecek, gene deneyecek. Kız da çaresiz kaldı Fahrettin, ne yapsın? Benim dışarı çıkmam lazım. Siz ben dönceye kadar Bora'nın yanında kalır mısınız lütfen? Kızım şimdi gece gece nereye böyle? Anne lütfen bir şey sorma. Hiçbir şey açıklayacak gücüm yok şu anda benim.
anlattığım gibi çocuğumun durumu bu Savaş Bey. Gerçekten çok zor bir durumdaymışsınız. Yani o dalgın bakışlarınızın, hüzünlü hallerinizin sebebi demek ki buymuş. Şimdi daha iyi anladım. Bir anne için en acı verici şey çocuğunu mutsuz görmek ve çaresiz kalmak. Peki ne yapabilirim sizin için? Ben de sizi bunun için çağırdım. Ya bilmiyorum, yapabilir misiniz? Yani yapmak ister misiniz? Bir türlü söyleyemiyorum. Neyi? Sizden bir süreliğine çocuğuma babasıymış gibi davranmanızı istiyorum. Nasıl ya? Ciddi olamazsın, şaka yapıyorsun herhalde değil mi? Çok tuhaf bir teklif. Benim de başka çarem kalmadı. Bir süre onun uzaklardaki babasıymışsınız gibi eve gelmenizi ve rol yapmanızı istiyorum. Yani size olan ilgimi biliyorsunuz. Yani yaparım, tabii ki yaparım da yani sonrasında biz... Bunu yaparsanız ben ve çocuğum gerçekten çok mutlu olacağız. Tamam. Tamam yapacağım. Ama bir şartla. Yani artık şu sizli bizli konuşmayı bırakalım. Anlaştık mı? Tamam. Savaş. Anlaştık. Canım oğlum. Bu sana yazacağım en kısa ama en güzel mektup olacak. Bu gece yanına geliyorum. Nihayet kavuşacağız. Baba. Birkaç makinayla küçük bir merkez olarak başladığımız tesisimiz bugün tam teşekküllü bir diyaliz merkezi haline gelmiştir. Haşmet Bey koruyucu meleğimiz olmaya devam etmektedir. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Hayırlı olsun. Sağ olun. Evet. Ne yaptınız bakalım? Evi incelediniz mi? Ne diyorsun abi? Bildiğin röntgenini çektik ya evin. Tabii canım. Subayi elemanı olarak eve gittik. Ne diyorsun? Ya. Ya Kemal ya ben çok yoruldum bu işlerden artık ya. Vallahi yaşlandım ha. Diyorum ki her şeyi bırakayım, kendime bir iş kurayım, bir de yuva kurayım falan diyorum yani. Oğlum bassana şu zile. Ya acaba lokanta mı açsam? Ya sonuçta yemek işinde canlı para var. Ya insan dediğim 5 oyun acıkır. Normal insanlar günde 3 oyun acıkır. Senin gibi insanlarla benzerlik gösterenler 5 oyun acıkır. Tamam işte lokanta işine zarar etme şansın yok. La sırtımda 20 kiloluk damacana var. İnsaf be bas şuna. Ulan ne ağladın be arkadaş? Ne ağladın ya? Evlilik işine ne diyorsun peki? Ha? Böyle etrafında ne bileyim iyi aile terbiyesi almış, helal süt emmiş, becerikli, hamarat, böyle maharetli falan birisi var mı bana önerebileceğin? Şu damacanayı kafana vurup senden pestil yapmak gibi bir düşüncem var. Ne diyorsun? Ya tamam lokantamı açarım. Hanımla beraber el birliğiyle çalışır, geçinip gideriz işte yani. Buyurun.
Siz yanlış geldiniz Zar. Ben su falan istemedim. Biz su firmasından geliyoruz. Yeni bir firmayız. Mahallemizdeki komşularımıza, müşterilerimize reklam amaçlı su dağıtıyoruz. Promosyon. Beleşe mi? Beleş. Yani bedava. Hatta suyumuzu beğenirseniz bundan sonra bizim markamızı kullanırsınız ha? İyi, hadi getir koy mutfağa. Geç. Geç evladım, geç. Aman diyeyim ha. Hadi. Sağa sola çarpma. Yavaşça. Hadi eşyalara zarar verme. Güzel. Hah, aferin. Adam çalıştırmak çok zor hanımefendi. 2 dakika gözünüzü ayırdınız mı hemen kaytarıveriyorlar. Subayisi sizin mi? Subayisi mi? He. Subayisi. Ha evet, subayisi de açabilirim. Ne diyorsun be? Servis elemanı mısın sen? Yok. Ben kendi iş yerimi açmak istiyorum da... şimdi lokanta mı açayım, subayi mi açayım kararsız kaldım ya. Yenge, hazır gelmişken diyorum şu aletin filtresini de kontrol edeyim mi? Tabii, et. Kontrol etsen onu. Bence lokanta daha iyi. Sonuçta insan dediğin 5 öğün acıkıyor. Yemin ediyorum ben de sizin gibi düşündüm. Aynı fikirdeyiz. Yani sonuçta yemek işinde çok büyük para var. Yalnız yemekleri ecik tuzlu yapacaksın. Nasıl? Yemekleri diyorum ecik tuzlu yapacaksın. Neden? Çünkü insanlar tuzlu yesin ki susayıp yanında bir şeyler etsin. Ya. Ya hayatımda gördüğüm en zeki kadınlardan bir tanesisiniz. Yenge Hanım, ben damacanayı mutfağa bıraktım. Filtreyi de kontrol ettim, sorun yok. Ama eğer evde kalabalıksanız sizin için araçtan bir damacana daha kapıp geleyim. Ay yok, Defne Hanım, oğlu bir de ben varım. O su bize bir hafta yeter. İyi, o zaman biz ufaktan müsaade isteyelim. Efendim, ben çok memnun oldum tanıştığımıza. Çok sağ olun, çok müşerref oldum. Çok müteşekkirim. İnşallah en kısa zamanda görüşmek üzere. Hadi oğlum. O zaman... Ecik tuz yapacağız başlık. Ecik tuzu, iyi günler. Abi evde sadece 3 kişi var. Kapıda alarm yok, kamera da yok. Oradan da rahatız. Kilitler? Üstten ve alttan klasik kilit sistemi. Senin için çocuk oyuncağı. Sen zaten arka kapıdan giriyor olacaksın. Mutfak girişi o tarafta çünkü. Yalnız girişte bir kamera var. Onu zaten halledersin. 2 kadın, 1 tane de çocuğumuz var. İş kolay görünüyor. Vallahi doğrusunu istersen beni de endişelendiren bu. Ya biraz fazla basit görünüyor. Hafife alınan her işte bir sorun çıkar. Merak etme abicim, krallar gibi gireceksin eve. Tereyağından kıl çeker gibi alacaksın antikayı, çıkacaksın dışarı. Gerekeni yapacaksın ya. Aynen. Madam Eleanor, hoş geldiniz. Tabii getiririm. Yalnız ufak bir işim var. Birkaç saat sonra getirsem olur mu? Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Nasıl gidiyor? Alo. Buyurun. Ne zaman? Durumu nasıl peki? Tamam. Tamam, ben hemen geliyorum. Alo. Defne, şimdi çok kötü bir haber aldım. Annem trafik kazası geçirmiş. Hastaneye kaldırmışlar. Durumu kritikmiş. Ben şimdi alana gidiyorum. Öyle mi? Çok üzüldüm. Çok geçmiş olsun. Yapabileceğim bir şey olursa... Tamam, konuşuruz. Tamam. Tamam, haberleşiriz. Babanın bu akşam çok önemli bir işi çıkmış. Bu gece gelemeyecekmiş. Bora. Boracığım, yapma böyle. Canım, yapma ama böyle. Canım. Bak. Bugün gelemiyor baban ama yakında gelecekmiş.
Yapma böyle. Bak, sadece biraz daha sabretmemiz gerekiyor. Canım, Bora. Yapma bebeğim böyle. Canım. Söndüğünden bu yana 1,5 saat geçti. O zaman harekete geçelim. Kemal? Bu taraf temiz. Ortalıkta kimse yok. Sinan? Temiz. Ne bekliyordun? Böyle değerli bir şeyi herhalde iyi koruyacaklardı. Anne!
Anne, babam geldi. Anne, uyan. Bora, sen konuşuyorsun. Evet anne, çabuk. Babam bekliyor. Nasıl özlemişim bana anne demeni. Babam bekliyor anne, çabuk ol. Babam mı bekliyor? Evet anne, hadi gel çabuk. Baba! Bak annem de geldi. Baba? Boracığım bebeğim, burada kimse yok ki. Kendi gözlerimle gördüm, buradaydı. Bora dur, Bora dur. Sakın yanımdan ayrılma. Belki de benim odama gitmiştir. Dur. Bora. Bora dur. Boracığım, baban değildi gelen. Babamdı diyorum sana. Geldi mi oğlum dedi. Hayır canım benim, hayır değildi. Babam geldi, yine gelecek. O gelmeden bir daha hiç konuşmayacağım. Boracığım. Boracığım ne olur yapma ama böyle. Bak, ne olur yine susma. Anneciğim hadi konuş benimle. Bak konuşarak her şeyi daha kolay halledebiliriz. Hadi konuş benimle. Aman usta ya, iyi ki çocuk uyanmış. Annesi uyansaydı babalara gelirdik yemin ediyorum. Geldim sayılır. Ya sana kaç kere söylüyorum araba kullanırken yemek yeme diye. Ya kaza yapacaksın, önüne baksana. Sana ne ya? Stres olunca karnım acıkıyor, bilmiyor musun beni? Bana cevap verme, bana cevap verme. Sen kimsin ya? Ben senin büyüğünüm be. Abi tartışmayın, ne olursunuz. Adam yakalanıyordu burada, siz hala neyin peşindesiniz? Boracığım, hadi konuş benimle oğlum. Hadi bana yine anne de. Ne olur susma. Tamam bak, kabul ediyorum. Babandı gelen. Baban geldi, hadi konuş benimle. Defneciğim, düpedüz hırsız girmiş evine. Ben polisi arıyorum. Ay ne polisi? Fahrettin amca. Fahrettin amca yarasak daha iyi. Dur Aysun'cum, dur. Dün geceden beri en az 100 kere izledim ben bu görüntüleri. Sence polisi arayacak olsam şimdiye kadar aramaz mıydı? Evet. E niye aramadın, evine hırsız girmiş Defne? Evet. Girdi girdi ama bir şey alamadan çıktı gitti. Ay sen beni deli edeceksin Defne. Nasıl böyle sakin durabiliyorsun ya? Ben arıyorum. Dur Aysun'cum, dur. Bir dinlemiyorsun ki. Dün geceki en önemli olay eve hırsızın girmiş olması değil. Bora konuştu. Hakikaten mi? Anne dediğinde aklımı yitireceğim sandım. Sana nasıl hissettiğimi anlatamam. Ah kuzum. E nasıl oldu peki? Babası geldi diye çok sevindim. Nasıl babası geldi diye? Defne ne oluyor Allah aşkına? Babası nerede? Hırsızı babası sandı. Ay inanmıyorum. Hayır o senin baban değil diyecek oğlum ama inanmıyor. Babasının geldiğini sanıyor. Üstelik tekrar sustu. Babası gelinceye kadar da konuşmayacakmış. Hayda. E ne yapacaksın peki?
Saatlerdir bunu düşünüyorum Aysun. Aklımdan geçenleri bir söylesem delirdiğimi zannedersin. İlk defa bir evden boş çıkıyorsun. Ben de hayatımda ilk defa böyle bir aksilikle karşılaşıyorum. Ya riskli bir keşif yaptım diyelim. Bir plan yapıp tekrar gireceğim. Bağlantım bu tombağa bekliyor. Bir an önce halletmen lazım. Ya merak etmeyin. En kısa sürede halledeceğim. Defneciğim, sen iyi misin Allah aşkına? Evine hırsız girmiş, başınıza bir şey gelmediğinde sevinmiyorsun da adamın peşine düşmekten bahsediyorsun. Aysuncuğum, eğer o adamı bulamazsan Bora bir daha konuşmayacak. Kusura bakma ama benim şu anda en önemli sorunum bu. Hayatım, adam hırsız. Kaçmış, gitmiş. Nereden bulacaksın? Evet, hırsız. Mutlaka bir sabıka kaydı vardır diye düşünüyorum. Yani biz şubeye gidersek... Canım baban emekli oldu. Üstüne üstlük bir hırsızla anlaşmak için aradığını duyarsa... Duymayacak. Çünkü bir tek sen bileceksin. Ayrıca Hakkı abi, babamın eski yardımcısı şu anda birimin başında ve beni çok sever. Anında da babana yetiştirir. Sabıkaların kayıtlarına bakmak istiyorum demeyeceğim tabii ki. Ne yapacaksın peki? Ne? Ben mi yapacağım? Ay Defneciğim. Aysun lütfen. Benim için. Ya bu Bora için çok önemli biliyorsun. İyi, tamam. Ne istiyorsan yaparız hadi. Adam kafeye gelmiş, Aysun tehdit etmiş Hakkı abi. Ha, siz adamın eşkalini biliyorsunuz yani. Biliyorum, evet biliyorum. Biliyorum, evet çünkü ben de oradaydım. Ben sabıkaların listesine bakarsam adamı kesin tanırım. Tanır. Ben de tanırım. Tanırız yani. İkimiz de oradaydık çünkü. Eğer adamı teşhis edebilirseniz gereğini yaparız. Merak etmeyin. Ben şu dosyaları açayım. Harika. Bakalım sizin herifi görebilecek misiniz? Harika. Ha bu arada ufaklık nasıl? Kerata bizi ne korkuttu? Maşallah havaalanına da yakınlaşmış yani. Ay, sorma Hakkı abi, sorma. Ama çok sağ ol. Senin sayende bulduk. Lafı mı olur Defneciğim? Babanın benim üstümdeki emeği çok büyük. Ha, buldum. Siz gelin hemen buna bakın. Benim işim var, geliyorum, oldu mu? Efendim, biz bu adamı bulamayacağız galiba canım. Bir dakika ya. Gördün mü? Yok, hayır, hayır. Onu değil ama... birisi tanıdık gibi geldi. Hah. Bu kim? Ben bu adamı antikayı aldığım gün müzayedede gördüm. Sabıkalıymış, baksana. Hah, arttırmaya da katıldı. Hatta ben bu ikisini restoranda gördüm birlikte. Defne, bu adamlar sakın seni takip etmiş olmasınlar canım. Belki de eve giren hırsızla ortak çalışıyorlardır. Ay Defne, gidelim ne olur. Adamlar çete çıktı. Hadi. Bir saniye. Ben bilgileri alayım yine de. Buldunuz mu adamı yoksa? Yok, yok, yok. Benzettim ben. Ama o değilmiş. Değilmiş. Eskiciyle antikacı arası bir yer. Ne yani? Adamlar hobi diye mi yapıyor hırsızlığı? Vallahi ben de hiçbir şey anlamadım Aysun. Bir dakika, bir dakika. O değil mi? Asıl sen arkadan gelene bak.
yere giren adam bu. Bak Defne, kesinlikle onlarla görüşmeyeceksin, tamam mı? Ya adamlar çete, çok tehlikeli olabilir. Ay haklısın Aysun. İyice saçmaladım ben. Tamam tamam, vazgeçtim. Ben babama veririm görüntüleri, adresi. Bu konuyu da burada kapatıyorum. Evet Defne'cim ya. Biliyorum her şeyi Bora için yapıyorsun ama mutlaka konuşacak. Biraz sabırlı ol yeter. Defne Hanım, sabahtan beri sizi arıyorum. Şarjım bitti herhalde Melek. Ne oldu? Acil bir şey mi oldu? Bora'ya sabahtan beri tek sokum bir şey yediremedim. Her zaman zor yiyor zaten Melek. Yani bu yememe nazlanmasına benzemiyor. Ne yapacağımı şaşırdım valla. Dur ben bir bakayım. Yukarıda değil mi? Boracığım, oturabilir miyim? Hiçbir şey yememişsin anne. Ben aşağıdan bir şeyler getirip yedireyim mi sana? Ne dersin? Aa, olmaz ki ama öyle. Aa, o zaman pizza söyleyelim ha, senin en sevdiğinden. Hasta olursun ama böyle bir tanem. Ne yaptıysam bir şey yediremedim Defne Hanım. Sabahtan beri orada oturup öylece dışarı bakıyor. Melek, bizi biraz yalnız bırakabilir misin? Yemek yiyecek misin? Peki konuşacak mısın? Tamam. O zaman seninle bir anlaşma yapacağız, tamam mı? Ben sana babanı getireceğim mutlaka. Ama sen de en azından yemek yiyeceksin. Hem bir düşün bak. Eğer yemek yemezsen baban geldiğinde seni hasta görür ve çok üzülür. Anlaştık mı? Tamam o zaman, hadi aşağı inelim çünkü Melek ablan çok güzel yemekler yapmış. Tamam. Sen merak etme, ben sana babanı getireceğim mutlaka. Evde bir çocuğun olması canım sıkıyor. Başka bir plan yapmamız gerekiyor. Ya şöyle yapsak, çizgi filme iki tane bilet kazandınız diye eve davetiye yollasak, onlar da sinemadayken eve girsek ha? Ya ne dersin? Yok be Sinan. Yani belki ilk yapan için güzel numaraydı ama artık çok deşifre oldu. Yani birçok dizi filmde gördüm bu numarayı da. Yani ne bileyim, aklıma geldi. Merhaba. İyi günler. İyi günler. Ben kapıdaki eleman aranıyor ilanı için rahatsız etmiştim. Anladım. Anladım da biz daha farklı bir eleman bakıyoruz. Böyle öğrenci falan daha iyi olur bizim için. Benim bu işe ihtiyacım var. En azından bir şans verseydiniz. Anladım. Şimdi böyle basit bir satış elemanlığı gibi görünüyor size ama antikadan falan anlamanız lazım. Yani öyle. Aslında ben anlarım. Anladım. Hanımefendi. Kusura bakmayın.
uygun değilsiniz bu iş için. Ya benim paraya ihtiyacım vardı. Bir şans verseydiniz. Filiz, bence hanımefendiye bir şans verelim. Merhaba, ben Tekin. Buranın sahibiyim bu arada. Merhaba, ben de Demet. Demet, memnun oldum. Tekin'cim, buraya böyle biraz daha sanat tarihi okuyan bir öğrenci falan daha uygun olmaz mı? Hı? Dediğim gibi, ben anlarım. Tamam, o zaman siz de izin verirseniz küçük bir sınav yapalım ha? Tabii, istediğiniz sınavı yapabilirsiniz. Tamam o zaman. Şuradaki tabloya bakmanızı rica ediyorum. Bu eser 14. yüzyıla ait bir tablonun reprodüksiyonu. Hangi akıma ait olduğunu söyleyebilir misiniz? Bu tablonun 14. yüzyıla ait olması mümkün değil. Çünkü yağlı boyayla yapılmış. Yağlı boya 15. yüzyılda icat edildi. Ama hangi akıma ait olduğunu soruyorsanız, klasizm akımına ait bir eser. Usta, hanımefendi tuzağa düşmedi yalnız ha. Çay oldu, isteyen var mı? Şşt, sınav var burada, dur. Pekala. Etrafta antik olarak değerli bir şey görüyor musunuz? Aslında pek öyle kayda değer bir şey göremiyorum. Buradaki en değerli şey beyefendinin elindeki olsa gerek. Bakın, gördünüz mü? Bir de benimle dalga geçiyordunuz bununla çay içiyorum diye. Osmanlı dönemine ait bir eser. İşte bu yüzden bunu satmıyorum. Bu benim özel kupam. Tükürük okkası. Onu kimin yaptığını sormak ayıp olur herhalde, değil mi? Evet. Naziler yaptı. Olur mu canım, Picasso? Ben de biliyorum onun Picasso olduğunu. Ben demiyorum canım, Picasso diyor bunu. Fransa'daki atölyesine bir gün bir Alman subayı gelir. Guernica'nın karşısında durur ve Picasso'ya sorar. Picasso'ya bunu siz mi yaptınız diyor. Picasso da hayır. Siz yaptınız diyor. Çünkü aslında bu tablo Almanların Guernica köyüne bir gecede attığı 6000 bombayı konu alır. Ya. Anlaşılan siz de biraz sanat tarihinden anlıyorsunuz. Biraz ama sizin kadar değil herhalde. Yoksa Kemal'e bunca zamandır bir tükürük okkasından çay içirmezdim. Bana sormak istediğiniz başka bir soru var mı? Ne zaman başlayabilirsiniz? İstediğiniz her zaman. O zaman yeni işiniz hayırlı olsun. Teşekkürler.